Arkadaşlar merhaba. Farabi'nin tembih ala sebil-i saade. Mutluluk yolunda önerilen adı çalışmasına dair müzakeremize sona geldik. Bugün sizlerle ayırt etmedeki en temel disiplinin ne olduğunu söyleyeceğiz. Ve mutluluğu kazanmanın yoluna başlangıç noktasına değineceğiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız Ayrıca ileride müzakere edilmesini istediğiniz kitap ismini ya da bu müzakereyle ilgili yorumlarınızı atarsanız bizlere destek olmuş olsunuz. Şimdiden teşekkürler. Şimdi arkadaşlar Farabi bildiğiniz üzere önceki müzakeremizde insanın iyi ve güzeli elde etmesi noktasında iki tür bir yaklaşımın olduğunu birisi bilmek, diğeri bilmek ve eylemek olarak yani eyleme geçirmek olarak iki tür anlayışın olduğunu söylemişti. Aynı şekilde felsefede Birincisi insanın kendisinin yapamayacağı varlıklarla ilgili bilgi elde edilmesini sağlayan nazari felsefe ve bilginin ve onların iyi olanı yapma gücünü veren pratik ameli felsefe olmak üzere iki kısma ayrıldığını söylüyor. Şimdi nazari felsefe matematik, fizik ve metafizik olarak bölümlenirken ameli felsefe ahlak ve siyaset olarak iki kısım olarak zikrediliyor. Şimdi burada bizi mutluluğa götüren şeyler ancak iyi şeyler olduğuna göre ve iyi şeyler elde etmenin en temel yolu felsefe sanat olduğuna göre peki bunu iyiyi ve güzeli ayırt etmenin en temel noktasını ne sağlıyor bize? Mantık disiplini sağlıyor. Yani felsefe iyiye götürüyor fakat bu iyiye götürürken de bizim ayırt etmemizin sağlam bir zemin üzerinde hareket etmesini istiyor. Şimdi ayırt etmede bilinmesi istenilen şeyde doğru olanı kavrayacak bir zihin gücü gerekiyor. Yani eğer biz ayırt edilecek şeylerde onların iyisini, kötüsünü, doğrusunu, yanlışını, hatalı olanını ya da hatası olanı ayırt edemiyorsak bizim mutluluğa ulaşma şansımız da kalmıyor. Yani burada Farabi'nin bize gösterdiği şey şu. Mutluluk aslında epistemolojik bir şey, bilgisel bir şey, bir sistem işi, bir yöntem işi. Yani bir kişi e, hayata dair bakış açısını düzeltmediyse sürece, doğrultmadığı sürece doğru olanı ve iyi olanı göremeyecektir. Onun için öncelikle yapılması gereken yöntemini ve usulünü ortaya koyması ve bu noktada da en temel disiplin olarak mantık disiplininin önemini kavraması gerekiyor. Şimdi o halde doğruyu kavramaya gücünü bunların hepsinden önce kazanmamış, kazanmış olmamız gerekiyor. Yani biz öncelikle doğru nedir ve bunu yanlış olandan nasıl ayırt edeceğiz onu anlamamız gerekiyor. Şimdi zihin gücü doğrunun gerçekten kesin doğru olduğunu bilmemizi ve böylece ona inanmamızı yanlış olanın gerçekten kesin olarak yanlış olduğunu bilmemizi ve buna yanlışlığına e, kanaat getirmemizi e, aynı şekilde doğruya benzeyen yanlışı bilmemizi ve onda hata yapmamamızı aslında doğru olan fakat yanlışa benzeyen şeyi bilmemizi ve o konuda aldanmamızı sağlayan şeydir. Yani bakın arkadaşlar burada Farabi'nin ortaya koyduğu sistem bizim için önemli şeyler söylüyor. 1- Doğru nedir biliyoruz ve ona inanıyoruz. 2- Yanlış nedir biliyoruz ve ondan sakınıyoruz. Doğruya benzeyen yanlışı ayırt ediyoruz ve doğruyu oradan çekip alıyoruz. Aynı şekilde yanlışa benzeyen doğruyu ayırt ediyoruz ve doğruyu yine oradan çekip alıyoruz. İşte eğer mantık bilirsek hayatta yaptığımız eylemlerde, davranışlarda... En doğruyu, en güzeli ve en iyi yakalama şansına sahibiz. Öbür türlü insanların bir takım dil oyunlarıyla ya da bir takım e, aldatıcı e, söylemlerle zihnimize girmesi, bizim için kötü olanı bize iyi göstermesi, iyi olanı da kötü göstermesi söz konusu olabilecektir. Bu da nedir? Aldatma dediğimiz şeyin en temel başlangıcıdır. Mesela bugün ülkemizde insanlar birçok şeyde yanlış yaptıkları zaman e, kandırıldıklarını söylüyorlar. Ama kandırılmanın sebebi ne? Çünkü eğitim planımızda, programımızda bu mantık disiplinine dair iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edecek, e, disipline dair bir çerçeve oluşturamıyoruz. Bu dini eğitimde de geç içinde geçerli. Dini eğitimde de olsun, diğer eğitimlerimizde olsun. Mantık disiplinini en temel noktaya koymazsak eğer Başka insanların bizi bir takım söz onunlarıyla kandırmalarına da ne yapmış oluyoruz? İmkan tanımış oluyoruz. Onun için insanın doğruyu bilmesini, doğruyu yanlıştan ayırt etmesini ve bilmek istediği amaca yönelirken nelerden uzak durup nelerin yanında olması gerektiğini ve hakkında bir inanca sahipse, bir konu hakkında bir inanca sahipse o inancının doğruluk ve yanlışlık ihtimalini ne yapar? Kesinliğine varıncaya kadar mantık disiplini sayesinde elde eder. Şimdi bu sanat e, böyle bir duruma sahip olduğuna göre o halde zorunlu olarak onunla diğer sanatlardan daha önce ince, ilgilenilmesi gerekir. Yani mantık sanatı bütün disiplinlerden önce gelen bir sanattır. İnsana ait olan iyi şeylerden bir kısmının ona has oluşu diğer bir kısım şeylerden de daha kuvvetli olduğuna, insanın insan olmasını sağlayan şeyin de akıl olduğuna göre bu akılda aklın Hareket tarzını ve temel ilkelerini bilmesi ve buna dair bir çıkarım yöntemi kazanması onu işte diğer disiplinlere hazırlayacak doğru ve düzgün bir düşünme biçimini ne yapacaktır kazandıracaktır. Bu sanat bu nedenle de iyi şeyler kazandırır ve insana dair en güzel şeyleri de onun kavramasını sağlar. Şimdi mantığın konusuna geldiğimiz zaman yani mutlulukla ilgili bu kadar ifade ettiğimiz mantığın konusuna geldiğimiz zaman bazı şeylerin insanın zihniyle kavramasını bazen de insanın kavramasının meydana gelmesine vasıta olan şeyi ifade eden bir isimdir demiş. Bu sanat bu her iki şeyle iyiyi ve mutluluğu meydana getirir. Yani önce zihnen kavruyorsun daha sonra bu kavradığından hareketle bir eylem alanı açıyorsun. İşte bu mantık sanatının insanın yaşamına sağladığı en büyük katkı. Mantık kelimesinin kökü Nutk'dan geliyor. Nutk da konuşma anlamında söylenildiği gibi kavrama anlamı da söz konusu ve bu nedenle de konuşmayla konuşmayla mantık arasındaki ilişki, kavrama arasındaki ilişki ikisi de kullanır hale gelmiş. E, bu sanat nutka yetkinlik kazandırdığı için ona mantık sanat adı verildi. İnsanın bilmek istediği şeyi kavramasını sağlayan şey de nefsin düşünen natık kısmı adı verilmiştir arkadaşlar. İşte burada konuşmayla mantık arasındaki ilişkiye değiniyor. Yani gramerle mantık arasındaki ilişki. E, bu da bizim için önemli. Neden? Çünkü e, eğer biz konuşuyorsak eğer konuşmamızın anlamlı olması lazım. Ayrıca konuştuğumuz şeyin Karşımızdaki insanlara göre tutarlı olması lazım. Şimdi gramer bizim kendi ana dilimizde doğru ve düzgün olan şeyleri ifade etmemizi sağlarken mantık bütün dillerde anlamlı ve tutarlı olan şeyleri ifade etmemizi sağlar. Şimdi e, birçok insan bu sanatın amacının insana bir şeyle ilgili ifadenin doğruluğu hakkında bilgi ve o ifadeyi düzeltme gücü vermek olduğunu zannetiliyor. Yani gramer gibi anlaşıldı diyor. Fakat bu böyle değildir Farabi abiye göre. Çünkü bir ifadenin doğru ile ilgili bilgi ve doğru ifade etme gücü gramer sanatının işidir. Mantık sanatı bunun daha ilerisi olan düşüncedeki tutarlılıkla ilgili bir altyapı oluşturur. Peki gramer sanatının mantık sanatı ilişkisi var mıdır? Tabii ki vardır. Gramer sanatını doğru bilmediğimiz sürece mantıkla ilgili yaptığımız önermeler de doğru olmayacaktır. Ortaya koyacağımız kıyaslar da doğru olmayacaktır. Onun için aralarında bir benzerlik vardır. Ee, konuştuğumuz şeyin doğruluğu ile ilgili bilgi ve ana dilini konuşan bir kimsenin alışkanlığıyla doğru e, konuşmayı veren şey gramerken, e, bu ana dilinin dışındaki insanlara hitap ederken mantıklı ve tutarlı konuşmasını sağlayan şey ise e, onun üzerinde çıkarımlar yapmasını sağlayan şey ise mantık sanatı olarak ifade edilir. Tıpkı gramer sanatının ana dilini konuşan bir kimse alışkanlığıyla doğru telaffuz edecek şekilde dili düzelttiği gibi mantık sanatta her şeyin doğrusunu akılla kavrayacak şekilde zihni düzeltir. Yani gramer dili düzeltirken mantık zihinsel işleyişi düzelterek insanın yapıp etmelerini sağlam ve sağlıklı bir zemine oturtur. Şimdi mutluluğa nasıl ulaşılacağı, mutluluk yoluna nasıl yöneleneceği, hangi aşamada neye yönelmemiz gerektiği, hangi aşamanın ilk aşama olduğu ve ilk aşamanın mantık sanatının elde edilmesi olduğu açıkça çıkmıştır. Yani mutluluk dediğimiz zaman ilk aşamanın insanın doğru ve tutarlı bir düşünce biçimine sahip olması olduğunu, söylüyoruz. Bununla ilgili zaten daha önceki müzakeremizde de bahsetmiştik. Dil düşünce mantık derken insanın öncelikle kendi dilini doğru konuşması ve diğer insanlarla anlama ve anlamlandırma noktasında birbirine katkı yapması önemli. Çoğu kavgaların ya da şiddetin arka planında ne var arkadaşlar? Aslında kendini ifade edememe var. Yani bir insan şiddete yöneliyorsa bu şiddete yönelme isteğinin arkasında kendini ifade edememe ve bunu kendini zayıf hissetme var. Yani güç gösterisi zayıf insanların kendini ifade edememesi sebebiyle ortaya çıkan bir durumdur arkadaşlar. Bu sanat ilim sanatları içinde başlamamız gereken ilk sanat olduğuna her sanatta ancak o sanat alanda araştıran kimsenin o sanatın kapsadığı şeyi incelemede kullanılan şeyleri e, bilmesi gerektiğine göre o zaman mantık sanatı ile ilgili de e, bilinmesi gereken temel kavramların bizim tarafımızdan öğrenilmesi, incelenmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde mantığın zihinsel bir alışkanlık ve zihinsel olarak doğru düşünme sanatını kazanması, kazandırması söz konusu. Şimdi buradan şöyle bir vurgu da yapıyor Farabi. Yani mantıkla ilgilenecek insanlar için Öncelikle başlangıçta mantığa başlangıçta yazılmış olan şeyler arasında gramer ilmine ait bazı bilgilere de yeterli ölçüde yer verilir. Çünkü mantık da sonuçta bir takım dilsel ifadelerden oluştuğu için yani aslında bizim mutluluğu elde etmemiz için öncelikle kendi dilimizin gramerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kendi dilimizi çok iyi kullanmamız gerekiyor. Daha sonra mantıksal bir kurgu oluşturmamız gerekiyor. Ve bu mantıksal kurgudan hareketle de doğrunun ne olduğunu, yanlışın ne olduğunu ...doğru gibi görünen yanlışı ve yanlış gibi görünen doğruyu ayırt etmemiz gerekiyor. Dikkat ederseniz bütün müzakeremiz boyunca... Ee, ...vurgulanan en temel unsur ne Ayırt etme. Bir insan ayırt edebiliyorsa... ...işte o insan mutluluk yolunda ilerlemeye başlamıştır. Onun için bizim için esas olan şey... ...bu ayırt etmeyi sağlayacak özellikleri kazanmaktır. Birinci aşama dediğimiz gibi insanın kendi dilini doğru konuşması, dilini okuyarak, edebi metinler okuyarak, felsefi metinler okuyarak, gramer bilgisini okuyarak kazanması, ikinci olarak doğru düşünme ilkelerini elde etmesi ve bu ülke, bu ilkelere göre eylemde bulunması ve son olarak da felsefi açıdan zihninde bir sistem oluşturması ve kendine ait bir yaşam alanı açması diyebiliriz arkadaşlar. Yani netice itibariyle her zaman söylediğim bir husus Farabi'nin ve İslam filozoflarının mutluluktan anladığı şey tesadüfi, rastgele ya da anlık bir durum değildir. Tam tersine gördüğünüz üzere bir ilmi bir disiplin gerektiren, bir sistem gerektiren, bütüncül bir yapı gerektiren, akademik bir bakış açısı gerektiren bir anlayıştır. Ee, i̇nsanımıza bunu niçin kazandıramıyoruz? İnsanımıza bunu kazandıramamamızın temel nedenlerinden bir tanesi işte bu kendi dilini doğru öğretememek. İkinci olarak da mantığın hayatımızdaki rolünü ve önemini anlatamamak. Ve üçüncü olarak da akretme ve düşünmeden insanlarımızı korkutmak ve e, kendilerini e, istismar edecek insanlara teslim etmektir. Onun için bizim geleneğimizde e, hayata dair bütüncül çerçeve çizen filozoflarımızı örnek almamız ve bugün filozoflarımızın getirdiği noktadan e, bir sonraki aşamaya götürecek şekilde kendimizi yenileyerek e, mutluluğu, e, iyiliği ve güzelliği insanların yaşamına katmamız gerekiyor. Biz bunu e, kattığımız ölçüde yani kendi yaşamımızı anlamlandırdığımız ölçüde başkalarının yaşamını da anlamlandırıyoruz. Onun için de e, bu sistemi e, sizlerle beraber müzakere etmeye devam ediyoruz. E, hepinize teşekkür ediyorum. E, Müzakerelerimizle ilgili dediğim gibi e, önerilerinizi, yorumlarınızı her zaman için bekliyoruz. E, i̇lginiz için teşekkürler. Sağ olun, var olun.